Merhabalar. 4. sınıf fen bilimleri 1. Birinci dönem 1. hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 4. sınıf fen bilimleri 1. Birinci dönem 1. hazırlık 2. videoyu da çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Aşağıdaki boşlukları arkadaşlar verilen kelimelerle dolduracağız. 1. ile başlıyoruz. Yer kabuğu nokta noktalardan oluşur. Neyden oluşur? Kayaçlardan oluşur arkadaşlar. Hemen yazıyoruz kayaçlardan çok eski zamanlarda toprak altında kalmış kalıntılara ne diyoruz? Fosil diyoruz arkadaşlar. Hemen fosili üzerine çizelim. Buraya yazalım. Dünya güneş etrafında bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. 365 gün 6 saatte arkadaşlar. Dünyanın güneşe bakan yüzünde gündüz yaşanır arkadaşlar. Hemen gündüzü siliyoruz. Diğer tarafında da gece yaşanır arkadaşlar. Ekonomik değer olan kayaçlara ne diyorduk? Maden diyorduk. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji diyoruz arkadaşlar. Pa -le nokta nokta ülkemizde çıkarılan en önemli madenlerden biridir. Arkadaşlar bordur. Bor hatta dünyadaki madenlerin yüzde sekseni, bor madenlerin yüzde sekseni ülkemizde bulunmakta. Dünya güneş etrafında arkadaşlar dolanma hareketi yapar. Hemen çizelim. Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar arkadaşlar. Dünya kendi etrafında dönüşü nokta nokta. Nereden? Batıdan doğuya arkadaşlar. Bir diğer ifadeyle saat yönünün tersine döner. Devam edelim. Aşağıdaki cümleleri de doğru olanlara de yanlış olanlara y harfini yazalım. Dünyanın güneş etrafında dönüşü sonucu çevre kirliliği artar. Hayır arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında dönüş sonucu mevsimler ve yıl oluşur birinci ifademiz yanlış ekonomi de değeri olan kayaçlara mineral denir hayır maden denir ikinci cümlemiz de yanlış yer kabuğu insanların üzerinde yaşadığı katmandır doğru arkadaşlar dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar doğru arkadaşlar hatta bir günün de yapar ve gece gündüz oluşur altın ve gümüş takı üretiminde kullanılır doğru dünyanın kendi eksen etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur yanlış arkadaşlar Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü değil, dünya etrafında dolanması sonucu oluşur. Yanlış. Dünyanın güneşe bakmayan yüzünde gece yaşanır. Doğru arkadaşlar. Güneşe bakan yüzünde gündüz, güneşe bakmayan yüzünde gece yaşanır. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketini bir yılda tamamlar. Doğru arkadaşlar. Fosiller çok kısa sürede yanlış, çok uzun sürede olacak yanlış. Demir, altın, mermer, madenleri örnek verilebilir doğru arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmacaya yazalım. Arkadaşlar birinci soruyu birinci bulmacaya yazacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Dünyanın güneş ışınlarınca aydınlatan kısmında yaşanan durum. Aydınlatan kısmında gündüz yaşanır arkadaşlar. 3. Dünya ısı ve ışık kaynağıdır. Nedir? Güneştir arkadaşlar. Kayaçların yapısında bulunur. Kayaçların yapısında arkadaşlar mineral bulunur. Yer kabuğunu oluşturan yapılara ne diyoruz arkadaşlar? 5 kayaç diyoruz. 2 atlamışız. Güneşin dünyanın güneş etrafındaki hareketine verilen at dolanma. 6 dünyanın kendi eksen etrafında yaptığı harekete dönme. Arkadaşlar cisimler kendi ekseni etrafında döner. Başka bir cisimin etrafında dolanır. Takı yapımında kullanılan değerli bir maden 7 altın arkadaşlar. Çok eski zamanlarda toprak altında kalmış canlı kalıntılar fosil arkadaşlar. 8 fosil. Dünyanın güneş etrafında dolanırken geçen süreye verilen at yıl arkadaşlar. Ekonomik değeri olan kayaçlara da maden diyoruz. Devam edelim. Dünyanın katmanlarını dıştan içe doğru sıralayın diyor. Dıştan içe dedi. Buradan dikkat ediyoruz arkadaşlar. En dışta ne var? Hava küre. Bir sonra ne var? Su küre. Daha sonra taş küre. Daha sonra ne var arkadaşlar? Magma. En içte de ne var? Çekirdek arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden doğru ise D, yanlış ise Y okunu takip ederek doğru çıkışa ulaşalım. Yer kabuğunun kara tabakası kayaçlardan oluşur. Doğru. Ekonomik değer olan kayaçlara maden denir. Doğru. Toprak e, madenlere ver örnek olarak verilir. Yanlış arkadaşlar. Buradaki besinleri hayvansalsa hayvansal, bitkilerse bitkiseli işaretliyoruz. Yumurta hayvanlardan elde edildiği için hayvansal. Kaymak hayvan sütüden elde edildiği için hayvansal. Makarna buğdaydan elde edildiği için bitkisel. Sucuk hayvandan elde edildiği için hayvansal. Marol bitkisel. Ceviz bitkisel. Turşu bitkisel arkadaşlar. Bal hayvansal. Arılardan elde ediliyor. Zeytinyağı bitkisel zeytin ağacından peynir hayvanların hayvan sütünü elde edildiği için hayvansal arkadaşlar test sorularıyla 365 gün 6 saat hangi hareketin sonucudur. Arkadaşlar dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla oluşur bir yıl 365 gün ve 6 saattir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gün oluşur. Ayın kendi ekseni etrafında dolanmasıyla ayda gece gündüz oluşur. Ayın güneşin etrafında dolanmasıyla arkadaşlar herhangi bir şey oluşmaz. Cevabımız B. Yukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıl? Küçükten dediği için arkadaşlar en küçük kum, en büyük kayaç olacak. Yani iki en başta olacak. İki en başta değil, iki en başta değil. İki en başta olacak. Kaya, kum, e, kayaç da en sonda olacak. Bakıyoruz iki en başta. Cevabımız C diğerlerini de yapalım. Kum en küçük, sonra çakıl, sonra taş, Sonra kayaç olacak cevabımız C şıkkı. Dünyamız kendi etrafına dönüş 24 saatte tamamlar. Bu süreye ne diyoruz arkadaşlar? Bir gün diyoruz. Hangisi maden değildir? Arkadaşlar toprak maden değildir. Gümüş, taş kömürü, mermer madendir. Makarna, arpa, buğday, patates bakımından zengin olan zengindir cümlesindeki boşluğa ne diyoruz? Karbonhidrat bakımından zengindir. Et, süt, yumurta, yağ yandaki besinlerden ortak özellikle nedir? Bitkisel değildir hayvanlardan. Karbonhidrat yok arkadaşlar bunda. Protein burada yağ olduğu için olmaz. Hayvansal besinlerdir. Olabilir. Cevabımız D. Geçmişte yaşamış canlıların taş, taşlanmış kalıntı ve izlerine ne diyoruz arkadaşlar? Fosil diyoruz. Vitaminler en çok hangi besin maddesinde bulunur? Sebze ve meyvelerde bulunur arkadaşlar. Karbonhidratların görevi nedir? Enerji vermek proteinlerin yapım proteinler yapımı onarım. Mineraller, su ve vitaminler de düzenleyicidir arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında dönüş süresi ve dönmesi ile gerçekleşen olay nedir? Dünyanın güneş etrafında dönüş süresi dönüş süresi 365 gün 6 saat dönmesi sonucu da mevsimler oluşur. Cevabımız C şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın.